Yaşlanma ile birlikte çıkan erişkin skolyozu %30-%40 civarında görebiliyoruz. Yani 60-70 yaşın üzerindeki hastaların veya kişilerin neredeyse %30-%40'ında bu skolyotik deformiteleri görebiliyoruz. Bunun sebebi de omurganın yıpranma ile beraber eklem, bağ bütünlüğünün bozulması ve adeta omurganın normal bütünlüğünü veya yolunu şaşırmasıyla yavaş yavaş yana doğru eğilmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Son yıllarda bunu daha sık görmeye başladık. Çünkü yaş ortalaması, yaşam beklentisi, yaşam süresi giderek arttı ve özellikle ölüme neden olan kalp hastalıkları veya işte diyabet gibi hastalıklar daha iyi kontrol altına almaya başladı. Kanser de buna dahil. Fakat omurgamızdaki yıpranmayı, yaşlanmayı maalesef önleyemiyoruz çünkü bunun tedbirlerini gençken çok fazla almıyoruz. Bu nedenle de bu hastalarda özellikle en büyük problem bel ağrısı olmakta ve hastalar sadece bel ağrısına bağlı olarak, yani önemli bir hastalığı olmadığı halde sadece bel ağrısına olarak evlerine bağlanmakta veya yatağa bağlanmaktadırlar. O nedenle özellikle yaşlılardaki omurga deformiteleri son yıllarda bu popülasyonu ciddi anlamda etkileyen önemli bir hastalık grubu olmaya başladı.